Bir olayda bir şey yaşadığımızda, kendimize değiştirmemiz gereken bir şey olduğunda veya karşımızdaki insandan bir eleştiri aldığımızda genelde ben aileden böyle gördüm veya sevgi konusuna geldiğimizde ben sevilmedim ki seveyim. Ne yapayım ben bu yaştan sonra değişecek miyim gibi kalıp cümlelerle karşımızdakine cevap veriyoruz. Öncelikle bu açıdan baktığımızda bu konuda mazur sayılır mıyız? Ne dersiniz? Böyle bir giriş yapalım derim Zeynep Hocam. Yani aslında bu kadar basit bir savunmayla geçiştirilecek bir şey değil elbette. Hani aslında başlarken söylediniz ya hepimiz farklı ailelerde farklı sularla sulanıyoruz. Ben belki biraz daha ileriye götüreyim. Aynı ailede aynı kardeşler bile aslında farklı sularla sulanıyorlar. Yani her kardeşi yetiştiren aynı anne baba gibi görünse de aslında değil. Şöyle düşünelim mesela birinci çocuğa yaptığımız anne isek, anneliğimizi düşünürsek, ilk çocuğumuza yaptığımız annelikle işte ikinci çocuğumuza yaptığımız annelik aynı mı acaba? Çünkü zaman değişiyor, deneyim çok büyük bir değişken. Yani deneyimle beraber biraz daha farklı yaşamaya başlıyorsunuz süreci. İlk çocuğunuzun ateşlenmesi çok büyük bir krizken, ikinci çocuğunuz da biliyorsunuz ki evet biraz ateşi çıksa da ondan sonra zaten biraz daha yavaşlayacak ve en sonunda da geçecek. Dolayısıyla işte annenin kaygı düzeyi burada farklılaşıyor. İlkinde daha yüksekken ikincisinde daha sakin bir anne. Yani her çocuğun daha yüksek kaygı seviyesine sahip bir anneyle olan ilişkisi ya da daha sakin bir anneyle olan ilişkisi elbette bir fark yaratıyor kişide. O yüzden de her birimiz toplumun içinde farklı ailelerden gelmiş olsak bile her ailenin içinde de her çocuk aslında birbirinden farklı anne babayla büyüyor. Aynı şekilde biz de öyleyiz. Şimdi ben size sorsam 5 yıl önceki sizle şu anki siz aynı mısınız? Ben değilim. O Evet. yüzden de insanlar değişen, gelişen varlıklar. Çocuklar da öyle. O yüzden de biz her birimiz her ne kadar aynı ailede olsak bile farklı kişiler olarak toplumun içinde var olmaya devam ediyoruz. Şimdi sizin sorduğunuz soru hani bu biraz daha farklı yapılardayız peki nasılız kısmı ama diğer türlü bana bunlar verildi ben ancak bu kadarını verebiliyorum kısmı. Orada da şöyle bir durum var. Şimdi biz çocuk olarak anne babalarımıza bir şekilde ihtiyaç duyuyoruz ve onlarla beraber yolumuza başlıyoruz. Çocukluk demek biraz daha yetişkinin rehberliği, yetişkinin desteğine ihtiyaç duymak demek. Ama bir yetişkin olduğumuzda artık sorumluluk daha çok bizde. Yani yetişkin olmanın çocuk olmaktan bir farkı var. Bu fark da bu sorumluluğa sahip çıkmak demek. Şimdi ben mesela ben 20 yıldır çocuklar ve aileleriyle çalışıyorum. Orada mesela zaman zaman konuşuyoruz, anne babalarla da konuşuyoruz. Diyorum ki bizler anne baba olduğumuz zaman aslında bir şekilde kendi çocukluk süreçlerimize tekrar geri dönüyoruz. Yani bize nasıl anne babalık yapıldığı bizim çocuklarımıza nasıl anne babalık yapacağımızla ilgili önemli bir veri. Diyoruz ki ya bana annem ya da babam böyle yaptı ve ben bundan çok mutlu oldum. Ben de çocuğuma aynısını yapacağım diyoruz. Ya da diyoruz ki bana bunlar yapıldı ve çok üzüldüm, çok canım acıdı. Ben asla aynısını yapmayacağım diyoruz. Dolayısıyla çıkış noktamız yine bize ne verildiği. Referansımız Bunu yine kök ailemiz. evet ama bu hani doğruluğu yanlışlığı başka. Yani hani o başka bir tartışma konusu olabilir ama çıkış noktamız orası. Dolayısıyla biz bize verilenlerle çocuğumuza bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Orada da tabii çoğu zaman atlanılan parça çocuğun ihtiyacı. Yani biz bize verilenle vermeye çalışıyoruz ama çocuğun ihtiyacı ne burada? Ona uygun mu verdiğimiz ya da vermeye çalıştığımız parça ya da ne kadar ihtiyacı ya da değil? Bu da ayrı bir mesele ama sonuç olarak biz bize verilenler kısmında eğer çocuğun ihtiyacına dair bir farkındalık geliştirirsek işte o zaman yetişkin olmanın, ebeveyn olmanın sorumluluğunu daha rahat üstlenmiş oluyoruz.
Çok güzel bir benzetme yaptınız aslında. Yani iki farklı çıkış yolu var. Aslında referansımız hep ailemiz. Hı-hı. Ya diyoruz ki ailem bana böyle böyle güzel davrandı, ben de çocuğuma böyle davranacağım. Ya da ailem bana şöyle şöyle bazı alanlarda eksik bıraktı bazı alanlarımı, ben de çocuklarıma bunu yapmayacağım diyoruz. Hı-hı. Ya da belki bu durumdan şikayet ederken, kendi çocuklarımıza da aynı şikayet ettiğimiz şeyi uygularken bulabiliyoruz kendimize. Ve bunun sonunda o sorumun girişinde ifade ettiğim bahaneleri ortaya seriyoruz. Ben görmedim ki, ben böyle biliyorum. Ama siz çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Orada asıl olan çocuğun ihtiyacının ne olduğu. Evet. Yani bize verilerini biz sonuçta geliştirebiliriz, değil mi? Tabii. Ama çocuğun ihtiyacını gözetmezsek, sadece elimizdekini verirsek, o zaman o çocuğu aç bırakma ihtimalimiz de çok yüksek. Çok güzel bir nokta. Buradan devam edelim ama Betül hocamı da dinlemek istiyorum. Hocam özellikle dinler tarihi açısından bakacağımız zaman geçmişte bunun örneklerine nasıl rastlıyoruz? Yani insanoğlu hep geçmişten günümüze hep bu bahaneleri sunuyor muydu? Kendini geliştiren insanlarla, yani şunu demek istiyorum. Bu bahaneleri söylemeyerek kendine daima bir şeyler katmaya çalışan insanlarla bu bahaneleri söyleyen insanlar arasındaki farkı tarih bize nasıl gösteriyordu? Özellikle aile kurumuna baktığımızda. Evet, aslında burada iki örnekten bahsedebiliriz. Bir tanesi Hazreti Adem, Adem babamız. Adem babamız ile şeytanın arasındaki farkları Kur'an-ı Kerim'de nasıl dikkat çekildiğine baktığımızda aslında insandan beklenenin ne olduğunu da burada görebiliyoruz. Baktığımızda ikisi de bir şekilde şeytan da Hazreti Adem de bir günahın içine giriyorlar. Fakat bu günahın içine girdikten sonra şeytan işte içinde bulunduğu şartları, işte karşısındaki onu bu günaha sürüklediğini düşündüğü Tanrı'nın yahut işte Adem'in içinde onu kışkırtmasından dolayı suçlu olduğunu söylerken Hazreti Adem bu durumdan nasıl en iyi şekilde çıkılabileceği hakkındaki bir şeyle kendisine dönüyor. Kendisiyle alakalı bir düzeltmeye gitmek için bir tövbe yoluna gidiyor. Aslında insandan beklenen çevreyi suçlamak, çevre üstünden gitmek değil, insan olarak kendisinin ne yapacağı üzerinden gitmesi. Yani bize daha ilk bakışta, ilk adımda, ilk doğuşta söylenen şey bu. Yani siz kendinize zulmetmeyin ki çevrenize zulmetmeyesiniz. Çünkü şeytan da aslında kendi nefsine zulmettiği için çevresine zulmediyor. Yani buradaki şeyde baktığımızda insanın önce sorumluluğu hangi ortamda olursa olsun kendi üstüne alabilmesi gerekiyor. İnsan olmak bunu gerektiriyor. Çünkü Allah diyor ki bize, bana bunlarla gelme kulum. Kendi işini dünyada hallet ki hesap günü bunlarla uğraşmak zorunda kalma. Mesela bunun bir örneği Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim'e baktığımız zaman kendisi zaten çok böyle yoğun bir putperest kavmin içinde. Ne yapalım canım, babam da böyleydi zaten, amcam da böyleydi zaten. Herkes böyle, böyle gelmiş böyle gider. Ben de başka bir şey görmedim ki demiyor. Yaptığı şey ilk önce ne? Akıl yürütüyor. Çevresine bakıyor, doğasına bakıyor, tefekkür ediyor, düşünüyor. Ve biz bunu, bu düşünmeyi, bu tefekkürü doğa üzerinden, yaratılanlar üzerinden düşünmeyi onda çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Ve öncelikle çeşitli yanlış sonuçlara varıyor. Fakat yanlış sonuçlara vardığı zaman bir, o sonuçlarda takılı kalmıyor. İki, o sonuçlara vardığı için ben bu sonuçlara nasıl vardım diye kendini suçlamıyor. Çünkü biz bazen onu da yapıyoruz. İnsanım diyor, yapabilirim. Daha iyisini, daha doğrusunu, daha şeyini nasıl bulabilirim? Ve bu süreç zaten bu gayreti, yani doğru sonucu bulması değil, bulabilmesi değil. O gayretiyle ona o doğru sonuç bulduruluyor. Sonrasında ise doğru sonucu bulduktan sonra bu sefer Hazreti İbrahim eyleme geçiyor. Bu eylem ne? Putları kırmak. Ve bu bayağı büyük bir şey. Hem zihindeki putları kırmak, hem gönüldeki putları kırmak, hem davranıştaki putları kırmak. Ve bu kolay değil. O kültürün içinde de bunu yapmak kolay değil. Fakat o putlar kırılmazsa ve o putları kişi kendi kırmazsa başka hiç kimse kıramaz. Yani biz evet çevremizden, annemizden, babamızdan bazı tırnak içinde putlar devralmış olabiliriz. Ama kendi putlarımızı sadece kendimiz kırabiliriz. Kimse bizim için bu putları kıramaz.
Hocam çok güzel bir anlatım oldu gerçekten.